Değerli izleyicilerimiz, kanalımızın bu haftaki konusu dünya üzerinde Hristiyanlığın ardından en çok üyesi bulunan İslam dininin ayetleri Allah tarafından Cebrail isimli melekle İslam peygamberi Hazreti Muhammed'e vahiler halinde indirilen kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim. Yaklaşık 23 yılı kapsayan indiriliş süreci, içerisinde barındırdığı birbirinden önemli bilgilerle 2 milyarın üzerinde Müslümanın rehber kitabı niteliği taşıyan Kur'an-ı Kerim hakkında izleyicilerimize bilgiler sunuyor olacağız. Hazırsanız buyurun başlayalım. Kur'an-ı Kerim'in Arapça sözcük anlamını incelediğimizde Kur'an okunan şey okumak, Kerim ise soylu, asil anlamlarını taşımaktadır. Kur'an-ı Kerim'i oluşturmak üzere derlenen vahiler, Hz. Muhammed'e 610 yılında Mekke yakınlarında bulunan Nur Dağı üzerindeki Hira mağarasında inzivada bulunduğu sırada başlar. 13 yılı Mekke, 10 yılı da Medine'de olmak üzere 23 yıl sürer. İnanışa göre gelen ilk vahiy şu şekildedir. Yaratan Rabbinin adıyla oku. O, insanı bir pıhtıdan yarattı. Oku, insana bilmediklerini belleten, kalemle öğreten Rabbin en büyük kerem sahibidir. Kur'an, vahiy katipleri tarafından zaman zaman deri parçalarına, taşlara, yapraklara yazıldı. Pek çok sahabe de Kur'an'ı ezberledi. Hz. Ebu Bekir'in halifeliği döneminde Hz. Ömer'in fikriyle Kur'an'ın kitap haline getirilmesi gündeme geldi. Ve Mushaf adı verilen ilk Kur'an kitabı Hz. Ebu Bekir'e teslim edildi. Yapılan fetihlerin ardından İslam coğrafyası genişledi ve Müslüman nüfusu arttı. Genişleyen İslam coğrafyasına gönderilmek üzere Halife Hz. Osman zamanında çoğaltılan Kur'an'ın 7 nüshası çeşitli İslam kentlerine gönderildi. Kur'an-ı Kerim ayet, sure ve cüzlerden oluşmaktadır. Ayet Arapça'da Kur'an surelerini oluşturan cümlelere verilen isimdir. Her bir sure ayetlerden meydana gelmiştir ve Kur'an'da 114 sure bulunmaktadır. Cüz ise Kur'an'ın bölünmüş olduğu 30 parçadan her birine verilen isimdir. Ayetler Mekke ve Medine'de inme durumlarına göre iki bölümde incelenir. Mekke'de inen ayetler İslam inanç ve ahlakı ile alakalı konuları kapsar. Allah'ın birliğine, meleklere, peygambere, kitaplara ve ahiret gününe iman gibi konular işlenir. Medine döneminde inen ayetlerde ise ahlak ve ibadetler dışında insanlar ve toplumlar arası ilişkilerle ilgili düzenlemeler de yer almıştır. Aynı zamanda bu dönemde Hz. Muhammed yönetiminde Medine'de bir İslam devleti oluşturulmuştur. Müslümanlar Kur'an yanında İncil, Tevrat ve Zebur'un da Allah tarafından insanlara gönderilen kutsal kitaplar olduğunu düşünürler. Ancak Kur'an'ın diğer üç kitabın aksine tahrip edilemeyeceğine, Kur'an'ın son kutsal kitap olduğuna ve kıyamete kadar Allah tarafından korunacağına inanırlar. Kur'an-ı Kerim'in Tevbe suresi dışındaki tüm sureleri Besmele ile başlar. Besmele'nin Türkçe anlamı, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adını anarak şeklinde çevrilebilir. Kur'an-ı Kerim'i meydana getiren sureleri ele almak gerekirse, Kur'an'ın en uzun suresi 286 ayetten oluşan Bakara suresidir. En kısa suresi ise 3 ayetten oluşan Kevser suresi. Kur'an-ı Kerim'in iniş sırasına göre ilk suresi Alak suresi, son suresi ise Nas suresidir. Kur'an'daki yerleri göz önüne alındığında ilk sure Fatiha, son sure ise Nas suresidir. Kur'an-ı Kerim'de en çok geçen sözcük 2697 kez ile Allah'tır. Gün, ceza, dünya, ahiret, şeytan, melek, cennet, cehennem, ecir, sevgi, itaat, rahmet gibi sözcükler Kur'an'da en çok yer alan sözcüklerdir. Geleneksel anlayışta Kur'an abdest alınarak tutulur. Bunun sebebi Vakıa suresinde geçen Kur'an'a ancak tertemiz olanlar dokunabilir ifadesidir. Müslümanların günlük ibadeti olan namazı kılabilmek için Kur'an'dan birkaç ayeti ezbere bilmesi gerekmektedir. Müslümanlar arasında Kur'an'ın harf, kelime sayıları, anlatım özellikleri, gelecekten ve bilimsel keşiflerden haber verme gibi değişik alanlarda büyük mucizeleri sergilediğine ve Kur'an'ın bu sebeplerle taklit edilemeyeceğine inanılır. İnananı inanmayanı, hayatının rehberi haline getirenleri, yaptığı tüm yanlış eylemlerde ismini kullananları. Yüzlerce yıldır Kur'an-ı Kerim, özellikle 2 milyar aşkın Müslüman adına çok özel bir konumda. Değerli izleyicilerimiz,
Videomuzu izlediğiniz için teşekkürlerimizi sunar. Videoda eksik kaldığına inandığınız noktaları yorumlarda belirtmenizi rica ederiz. Destek ve katkılarınızı bekliyoruz. Gelecek hafta görüşmek dileğiyle.